Evet. Evet, bugünkü konumuzdan bahsedelim. Evet Semra Hocam, bu hafta Herkese iyi neyi akşamlar konuşuyoruz? diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam farkındalık derslerinde anlattığımız konuyla geldik. Nasıl dengede kalabiliriz ya? Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince Evet. anlatmaya niyet ediyoruz. Semra Hocam bana konuyu bahsedince şey yaptım, heyecanlandım. Dedi ki yasalardan bahsedelim biraz dedi. Evet. Çok heyecanlandım. Şimdi Evet, şöyle. ilk olarak buyur. Evet. Sen devam et İsmail'cim. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Hani hep geliyor ya bize soru olarak, ya işte evde saçımı süpürge ediyorum, herkese ben iyilik yapıyorum ama neden böyle oluyor? Hayat neden bana böyle bir dönüş yapıyor? Sürekli çabalıyorum, sürekli kendimden veriyorum. Önemli, asıl bu cümle çok önemli. Kendimden de veriyorum, hani saçımı süpürge ediyorum. Peki neden hiç kıymetim bilinmiyor? Neden Evet. Semra Hocam? Evet. Şimdi bunları tek tek anlatacağız. İlk önce şöyle girmek istiyorum. Kainatta Allah'ın koyduğu yasalar var. Bu yasalara uymamız demek dengede kalmamız demek oluyor. Dengede kalamadığımız için zaten bunu yaşıyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Yasalar dediğimiz aslında çok aşırıya gittiğimiz ya da az olarak, yani ya aşırı yaptığımız ya da hiç yapmadığımız, az yaptığımız konular oluyor. Bu konularda dengede kalamadığımız için bunlarla imtihan oluyoruz diyebiliriz. Şimdi şöyle başlayayım ben. Bu yasalara uymaya başladıktan bir 6 ay sonra falan sorunla ilgili, hani bir sorunumuz varsa bu 6 ay içinde falan düzelebiliyor. Ama bir mesela sorun yoksa, bu yasalara uymaya başladığımızda, dengeye gelmeye başladığımızda, fark ettiğimizde zaten o konuyla ilgili imtihan olmuyoruz Esma Hocam. Şimdi Evet. başlayalım birinci yasadan. Bu bedel yasası. İlk önce bedel nedir? Biraz onu açayım ben. Bedel dediğimiz işte hem para, hem zaman, işte hem ilgi, hem sevgi. Bu bedel yasasında şöyle bir şey var. Çok zaman verdiğimiz, çok işte ilgi gösterdiğimiz, çok sevdiğimiz, çok hani para harcadığımız şeyler bizim zihnimizde, bizim nazarımızda, bizim bakış açımızda kıymetli oluyor, çok değerli oluyor. Hiç bedel ödemediğimiz, hiç zaman, para harcamadığımız bir şey bizim gözümüzde, bizim zihnimizde değerli olmuyor. Şimdi örnek verecek olursak, diyelim ki bir kıyafet aldık 50 lira. Aynı o şeyde, benzeri bir kıyafeti de 500 liraya almış olalım. Şimdi güzel bir yere gideceğimizde hangisini kullanırız? Hangisi bizim için daha değerli olur? Tabii ki 500 liraya Daha aldığım, çok değil mi? bedel Evet, daha çok bedel ödediğimiz her şey bizim için, bizim zihnimiz için çok kıymetli ve değerli algısı oluyor. Hiç bedel ödemediğimiz hiçbir şey bizim için bir kıymeti, bir değeri olmuyor. O yüzden, evet. ama şöyle bir şey var. Yani burada hiç bedel ödemediğimiz ya da az bedel ödediğimiz şey bizim için değerli olmuyor. Zihnimiz onu kıymetli hale getirmiyor. Ama bir de bunun aşırısı var. Çok bedel ödediğim her şey benim için artık onu sakınıyorum. O çok kıymetli, o çok değerli. Zamanımı vermişim, belki paramı verdim, belki işte ilgimi verdim, sevgimi verdim. Burada da yine dengede kalamamış oluyorum. Bunu da artık çok kıymet verdim, çok değer verdim, çok zaman verdiğim, çok bedel ödediğim için ne oluyor benim nazarımda? Bunu artık sakınmaya başlıyorum. Bunu artık kıskanmaya başlıyorum. Bunu artık çok bedel ödediğim için artık ambargo koyuyorum diyebiliriz. Örnek verecek olursak, şimdi bir insan çok değer verdiği, kıymet verdiği, çok zaman harcadığı bir evladına mesela, daha sonra ne oluyor? Artık ona zamanla ambargo koymaya başlıyor. Zamanla ne yapıyor? Mesela evlendi, o kadar çok sahipleniyor, o kadar çok zamanını verdi, kendi için yaşamadı. Sadece evladına bütün zamanını verdi. Ve bu ne oluyor biliyor musunuz? Karşı tarafı nankörleştiriyor bize karşı. Çünkü çok feda ettik. Burada bir fedakarlık var. Zamanımı verdim, her şeyimi verdim, sevgimi aşırı verdim.
Çok sakınırım, çok kıskanırım. Artık evlendirdiğimde bile o çocuğa ne yapıyorum? Sonra aşırı sahipleniyorum, paylaşmak istemiyorum, onu kıskanıyorum, herkesten sakınıyorum. Belki verdiğim bir kız çocuğunu çok sahiplendiğim için çok emek verdim, çok zaman verdim. Kendi hayatımı yaşamadım, ne yapıyorum? Kıskanmaya başlıyorum. Ya da oğlumu evlendiriyorum. Ne yapıyorum? Verdim. Benim de zihniyetiyle zamanımı verdim, her şeyimi verdim. Artık ne yapıyorum? O kızdan kıskanıyorum mesela. Çünkü çok bedel ödedim. İlişkilerdeki şey de bu zaten. Anne hani çocuk arasındaki. Mesela evlenemiyor. O kadar ambargo koyuyor ki çocuğa. O çocuk sanki annesine ihanet etmiş zannediyor. Çünkü anne onun için yaşadı ya, baba onun için yaşadı ya. Burada evlenemiyor bile o kişi. Seni de göremiyorum ya. Evet, aslında mesela şey çok tuhaf. Çok fazla değer veriliyor, çok fazla hani emek veriliyor. Hani denilir yani, yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ama aslında çocuğa sorulunca çocuk da der ki aç kaldım, susuz kaldım der. Yapma Hani. böyle. Şimdi burada Esma hocam, buradaki durum ne biliyor musun? Şimdi bu çok verdim, çok işte zamanımı verdim, çok emek verdim, çok bedel ödediğim için, aşırılık var ya burada, dengede kalamadığım için, karşı taraf canım, ciğerim, evladım bile olsa ben bunu nankörleştiriyorum. Karşı tarafı nankörleştiriyorum. Bu eşim de olabilir, annem de olabilir, babam da olabilir, çocuğum da olabilir. Hani fark etmez. Nerede kendimi feda ettiysem dengede kalamamış oluyorum, aşırı bedel ödemiş oluyorum. Kendi hayatımın içinde, kendi merkezimde kalamıyorum. Dengede olmadığım için karşı tarafta ne yapıyor? Bana karşı nankörleşiyor. O yüzden hep ben feda ettim, saçımı süpürge ettim dediğim ve karşılığında bunu mu gördüm? Çok ağrıma gitti, zoruma gittiğim dediğim yer burası oluyor ve ben öfkeleniyorum. Bak, burada işte çok veren, aşırı bedel ödeyen öfkelenmek durumunda kalıyor. Karşı tarafta çok bedel ödenen kişi de ne yapıyor? Nankörleşiyor. Neden? Çünkü dengede kalamadı. Bu bir yasa. Allah'ın koyduğu bir yasa. Evet. Ya da dediğim gibi hiç bedel ödemediğimiz bir şey hiç kıymetli olmuyor. Bizim bu yaptığımız çalışmalarda mesela hep biz eğitime gelen öğrencilerimize de diyoruz. Yani mutlaka bir bedel alın. Alma vermesi dengesi olsun. Çünkü karşıdakinin zihni bir bedel ödemediği için orada hiçbir şey yapmıyor. Anlamıyor onda. Niye? Bir bedel ödemedi, bir alma verme olmadı ve iyileşemiyor. Gerçekten onun bir bedelini ödemediği için bir faydasını göremiyor. Ama aynı işlemi başka biri yapsa, gitse çok para dökse, gerçekten beyni diyor ki buna çok büyük bir bedel ödedim. Şimdi bundan şifalanmam gerekiyor zannediyor. Evet, bir de Yani şöyle bir şey var hani mesela hasta insanlar bize geldiğinde çok karşılaşıyoruz. Bazen işte diyorlar ki mesela atıyorum biz şimdi Samsun'dayız mesela Samsun'da yaşıyor diyelim. İşte İstanbullara gittim, şu doktora gittim, böyle yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Hani orada bir sürü bedel ödüyor. Ama şunu kaçırıyor insanlar. Orada bedel ödediği için kısa süreli bir iyileşme gerçekleşiyor. Ama duygu hala onun içinde işte. Hani o bedeli ödediği zaman kişi iyileşmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Zeynep hocam hep der ya bu bedel konusunda hani kişi çok para verdiği zaman bir şeye, yani inandığı bir şeye şöyle der. Bak kendine. Bak iyileş, haberin olsun. İyileşmek zorundasın. Buna ben çok para ödedim. İyileşeceksin çünkü bu kıymetli bir şey der hep. evet. Burada şimdi şöyle, tabii ki hastalanma konusuna gelirsek, insan burada öfkeleniyor ya, hani çok bedel ödediğinde öfkeleniyor, bedel ödeyen öfkeleniyor zamanla, dengede kalamadığı için. Diğeri de nankörleşiyor. Çok alan kişi de nankörleşmeye başlıyor. Burada işte kişinin zamanla bedeli çok ödeyen, aşırı giden, dengede kalamayan kişinin zamanla ilişkilerindeki bu sorun, bu öfke, işte karşının nankör olması, onun zoruna gitmesi, bunu hazmedememesi, ağrına gitmesi, sırtında bir yük olarak belki ne yapıyor? Onu zamanla hastalandırıyor. Omuzlar ağrıyabiliyor, fibromiyalji ağrıları olabiliyor bu kişilerde, bel kayması olabiliyor. Çünkü sırtında
Ses gitti ama Semra Hocam. Hah, şu an geldi, tamam. Hat mı kesildi? Şu an çok güzel. Tamam. Şimdi bedel yasası bu şekilde. Fazla bedel ödediğimiz her şeyi biz artık sakınmaya, kıskanmaya başlıyoruz ve karşıyı nankörleştiriyoruz. Burada biz de öfkelenmeye başlıyoruz. Öfke içeride biriktikçe omzumda, sırtımda, yani ilişkilerde sorun yaşıyorum, hazmedemiyorum, belki mide rahatsızlığım oluyor, belki bağırsakta, belki sırtımda, belki omzumda ne yapıyor? Ağrılar nüksetmeye başlıyor. Evet, bedel yasası bu şekilde. Ne yapacağız o zaman? Her şeyde dengede kalacağız. Burada ben kendi merkezime geleceğim. Kendimin çocuğuma zaman ayırdığım kadar kendime de zaman ayıracağım. Ben ne yapmaktan hoşlanıyorum? Ben bu hayatta niye varım? Herkesin bir kabiliyeti, herkesin bir yaşam amacını var. Var. O yaşam amacını bulamazsa, kendini var edemezse kişi hayatta başkaları için yaşarsa zaten çok mutsuz oluyor. O başkaları için yaşadığı kişilere de öfkeli olmak durumunda kalıyor. O kişiler de ne yapıyor? Bunun kıymetini ve değerini bilmiyor. Maalesef bu böyle. Bir yasa gibi düşünelim bunu. Evet. Sesin kesildi şu an. Ses gitti şu an. Bugün biraz sorunlu oldu biraz yayınımız. Niye böyle oldu? Acaba olsun. İnternetin iyi mi? Ha, şu an geldi. Tamam. İnternetim güzeldi. Güzeldi. Öyle olması gerekiyor demek ki. Nasipte bu varmış. Evet. Şimdi geçelim diğer yasamıza Esma Hocam. Arada bir ses verirsen evet, ben seni göremediğim için. Ben seni göremediğim için böyle kızan evet. Baktığım için bilemiyorum. Arada ses ver. Arada bana soru sor. Ben seni tam gaz dinliyorum. Çok güzel noktalara değiniyorsun. Önemli yerleri not alıyorum. Mesela daha detaylaştırılması gereken yerlerde soru sormaya çalışıyorum. Çok güzel örnekler de veriyorsun. Bunları videoyu inşallah paylaşacağım sayfamda. Durdurup not alabiliriz. Evet. Sesin gitti. Biraz bekleyince geliyor. Böyle anlık oluyor. Niye anlamadım. Bir ses geldi. Şu an geldi sanırım. Evet. Devam tamam, ediyorum. Geldi. Devam ediyorum Esma Hocam. Ses geliyor tamamdır. Mu Esma Hocam? Evet geliyor şu an sesin. Ha, tamam. Herhalde bedel yasası anlaşıldığını umuyorum. Ne kadar evet, çok güzel ödüyorsak, ne kadar çok bedel ödüyorsak karşı taraf nankörleşiyor ve biz öfkeleniyoruz. Öfkelendiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Duygusal ve ruhsal olarak kendimiz için yaşamadığımız için kendimize ve karşıya öfkelenmek durumunda kalıyoruz. Diğer yasaya geçelim mi? Yetki ve sorumluluk yasası. Tamam. Burada bir soru var. Ona bakalım. Ne demiş? Bazen karşımızdakiler anlamıyor. Alma verme dengesinde hakkımızı istemek zorunda kalır mıyız hocam? Evet, hakkımızı istemek durumundayız. Güzellikle isteyebiliriz. Biz söyleyelim uygun bir dille. Bu kendi hakkımıza da girmeyelim. Çünkü karşı taraf o zaman iyileştiğine de inanmıyor. Eğer bu konularla ilgiliyse. Evet. Devam ediyorum. Yetki ve sorumluluk burada bir örnek vereyim mi? Bizim travma hocamız bize şey söylemişti. Mesela bir atıyorum birisine seans yaptınız demişti. Bedel ödemesi gerekiyor ki ya. Bir kek yapmasını rica edin hani size. Bir dahaki seansa. Mesela tanıdığınız birisi. Çünkü orada bedel ödüyor ya hani keki yaparak bir emek veriyor ya. Hani bu tatlı bir örnekti. Hı hı. İşte az bedel ödediğimiz şeyde ne oluyor? Hiçbir kıymet olmuyor. O yüzden kıymet görmek istiyorsak biraz dengede bir şekilde bedel ödenmesi gerekiyor. İstemek de gerekiyor. Evet, yetki ve sorumluluk yasası. Şimdi yetki varsa sorumluluk da olması gerekiyor. Yetki mesela örnek verecek olursak şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki eşler arasında. Bir baba, evde yetkisi baba ya da bir eş, bir erkek. Şimdi çocuğuna karşı sorumlulukları var, eşine karşı sorumlulukları var. Burada eğer sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, hani çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, eşine değer vermiyor, ilgi ve sevgi göstermiyorsa ne oluyor? Sorumluluklarını
yerine getirmemiş oluyor. Ya da o eve bakmıyorsa. O zaman yetkisi var. Bu bir baba, bir eş, bir evin erkeği. Yetki bu. Sorumluluk da ne? O eve bakmak, o çocuğa bakmak. Değil mi? İlgi göstermek, bir bedel ödemek. Ama burada sorumluluğunu yerine getirmiyorsa ne oluyor biliyor musunuz Esma Hocam? Evet. Yetki var ve sorumluluk olmadığı için, sorumluluğunu yerine getirmediği için karşıya ne yapıyor? Bu evin erkeği ya çocuğuna, eşine zulmetmiş oluyor. Eş de çocuk da öfkelenmek durumunda kalıyor. Neden? Çünkü yetki var, sorumluluk yok. Tam tersi de olabilir. Nasıl olabilir tam tersi? İşte bir evde annesin. Şimdi yetkin anne olmak, sorumlulukların da evdeki işte yapman gerekenler, bir anne ne yapması gerekiyorsa. Burada yine sorumluluk yoksa aynı şekilde eşe ve çocuğa zulmetmiş olunuyor. Ya da şöyle diyelim, sorumluluk var ama yetki yok. Bu nasıl oluyor? Evet, tam tersi, Evet, evet. tam tersi de mesela bir evin reisi olsun, erkeği olsun, baba olsun, eş olsun. Şimdi bu eve çok güzel bakıyor. Çocuğuna, eşine ilgisi var. Ama bu kişiye de saygı yok. Hürmet yok. Hanım tarafından ya da çocuklar tarafından. Yani yetkisi yok. Burada da işte yine ne yapıyoruz? Zulmetmiş oluyoruz. Ve o yetkisi olmayan evin erkeği ne yapıyor? Zamanla öfkelenmeye başlıyor. En Zamanla şekilde öfke enerjisi evet, oluyor. öfke enerjisi oluyor. Burada işte yetki varsa sorumluluk olması gerekiyor. Sorumluluk varsa da yetki olması gerekiyor. Şimdi birkaç örnekle daha açıklamak istiyorum bunu. Evet, Mesela çok güzel oldu. evlendiriyor o çocuğunu. Anneler, babalar ne yapıyorlar? Yetki evlendi, bir evin reisi oldu artık. Ne yapıyor? Bakmaya devam ediyor. Sorumluluğu yok. Hep arkadan bir destek, hep arkadan işte o bakıyor, o veriyor sürekli, ailesi veriyor. Şimdi burada ne yapmış oluyor? Çocuğa sorumluluk vermemiş oluyor. Neden? Evlendiyse ne yapacak? Artık o evin sorumluluğunu alması gerekiyor, değil mi? Evet. İşte şey etkisi var. Burada sorumluluk yok. Ne yapıyor? Anne baba buna bakmak durumunda kalıyor. Ve zamanla ne oluyor? Anne baba hep verdiği için öfkelenecek. Çocuğa da aynı zamanda ne yapmış oluyor? Zulmetmiş oluyor. Bak. Ya da çocuk anne babaya zulmetmiş oluyor. Çocuk bu sorumluluğu almazsa. Çünkü evlendin artık. Kendin bir bireysin. Evlendiğine göre o evin, yani annen baban sana bakmak zorunda değil. O evin sorumluluğunu almak zorundasın. Evet, Hiçbir zaman. enerjiler birbirlerine karışınca ya öfke oluyor ya zulüm oluyor, yani karşılıksız Evet. olarak birbirlerine olumsuz enerji. Aynen öyle. Sonra işte burada birbirine zulmetmiş oluyor. Ortaklıklarda da böyle Esma Hocam. Şimdi bir ortak düşünün. Birisi müdür olmuş, diğeri bütün ortaklar arasında. Diğer işleri hep o yapıyor. Yetki var birinde, sorumluluk yok. Hiçbir işi yapmıyor. Müdür Evet. olmuş, masaya oturmuş. Diğeri de yetkisi yok, bütün işleri yapıyor. Şimdi bu ortaklık uzun bir süre devam etmez. Bunlar birbirine zulmetmiş oluyor. Yetkisi olan öbürüne zulmetmiş oluyor. Yetkisi olmayan, sadece sorumluluğu almış olan da diğerine öfkeleniyor. Bu şekilde oluyor. Evet. Yani ne Evet, yapıyor peki? her şey dengede olması gerekiyor. Peki bunu nasıl dengeye alabiliriz Evet, Sevda mesela Hocam? şöyle örnek verebilirim. Burada anne çocuğuna ya da bazen de şöyle oluyor. Evlenmiş mesela. Bugün bir danışanımla bu şekilde konuştuk. Nasıl kendi merkezine gelmesini mesela ona tavsiye ettim. Şimdi evlenmiş bir tane çocuğu var. Sürekli annesi babası onundan, halbuki annesinin babasının maddi gücü olmasına rağmen sürekli bir talepleri, sürekli bir istekleri, sürekli bir talepleri. Bu da çok öfkeli. Hani çok öfkeli. O kadar çok aşırı öfkesi var ki. Çünkü neden? Çünkü hep vermek durumunda kalıyor ya. İstemiyor vermeyi de, ama zaten vermek istememesinin sebebi de ailesinin ihtiyacı yok aslında. Ha, ihtiyacı olduğunda, bunu yanlış anlaşılmasın. İhtiyacı olduğunda tabii ki annemize, babamıza destek vermek ya da çocuğumuza destek vereceğiz, ama burada aşırıya gitmeyeceğiz. Burada şimdi ne yapabilir bu genç annesine, babasına? Şimdi korkuyor. Kendini ifade etmesini söyledim. Korkuyor. Neden korkuyor? Kendini işte reddedilmekten korkuyor. İşte onaylanmamaktan korkuyor. Mutlaka bir tepki gelecek. Belki kaybetmekten, belki sevilmemekten, bir daha sevilmemekten korkuyor. Ama içinde öfke enerjisi var. Şimdi bu durumda ne yapacak?
konuşacak ama şöyle konuşacak. Hani haklı çıkmak zanlıyla değil, bu ilişkiyi şifalandırabilmek için konuşuyorum diyecek. Konuştuğunda bunu ben şu, sen bunu yaptın, sen anne sen bunu yaptın, baba sen bunu yaptın şeklinde değil. Diyecek ki evet. Ben bunu artık yapamıyorum, şu 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 mazeretlerim var ama ilk önce niyet edecek. Haklı çıkmak zanlıyla değil, bu durumu şifalandırmak için konuşuyorum diyecek. Öfkesini şifalandıracak, öfkesini de içini bir boşaltacak. Karşısında sanki annesi varmış gibi gözlerini kapatacak, derin derin nefesler alacak. Daha sonra işte bugüne kadar içinde biriktirdiği öfkeyi bir böyle ifade edecek. Sanki annesi babası karşısındaymış gibi. Sonra bir şekilde onlar da bilmiyorlardı deyip affedecek. Kendini de affedecek. Durumu kabul edecek. Öfke bir boşalacak ilk önce. Sonra da niyet edecek. Kolaylıkla ve sağlıkla bunu bu durumu şifalandırabilmek için haklı çıkmak zanlıyla değil diyecek. Devamında bunu konuştuğunda kendini ifade ettiğinde sen şöylesin, sen böylesin tarzında suçlayarak değil, ben böyle hissediyorum. Ben artık bunu yapamıyorum, ben artık bunu kaldıramıyorum. Benim de şu 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 var şeklinde kendini ifade etmesi gerekiyor. Devamında da şöyle bir şey yaşayabilir, bunu da göze alacak. İlk başlarda itiraz edecekler, ilk başlarda buna karşı çıkacak. Çünkü alışık oldukları bir düzen olduğu için kabul hemen kabule geçemiyor karşı taraf. Ama burada kendi kendinin arkasında duracaksın. Aynı zamanda şunu yapacak. Bunu yaptığında kendini suçlamadan yapacak. Devamında kendini suçlarsa karşı tarafta onu suçlamaya devam edecek. Burada püf nokta bu. Bunu yaparken niye bunu demedim, niye şöyle yaptım, niye bunu yaptım diye vicdan azabı duyarsa, kendini suçlarsa karşı taraf bunu suçlamak durumunda kalıyor. Esma Hocam. Evet. Bir hani dedin ya, İşte mesela konuşmadan önce ilk önce niyet ettik. Hani haklı çıkmak için değil, peki, ilişkimi öfke şifalandırmak varsa için boşaltıyoruz. konuşuyorum. Öfke varsa Esma Hocam. Evet. Göremediğim Bu için. Öfkeyi Öfke gerçekten varsa boşaltmak boşaltıyoruz. çok önemli. Evet. Aynen. Çünkü kişi o öfke için kendini ifade edemediğini düşünüyorsa kişi karşı karşıya geldiğinde ilk aklındaki olayı çözmek olmuyor. Benim içimdekileri akıtmam gerek. Bu Tabii o niyetle zaman yola için çıkıyor. Aynen öyle Bu oluyor. olayda da asla şifa olmaz. Bir karşıtı olarak güzel bir konuşmayı bitiremezler. O yüzden dediğin gibi öncesinde bir kendisini kişi tek başına ifade edebilir. Sesin gitti. Bunları söyleyemedi. Bugün kendi kendinin arkasında duramadı. Kendi duyguları böyleyken, öfkeliyken bunu ifade edemezse bu katlanarak geliyor. Daha çok, daha çok, daha çok isteyecekler. Bu kim olduğu önemli değil. Sonra bu annesi babası vefat edebilir. Sonra yine aynı duyguyu bak başka birileriyle yine ondan bir şeyler isteyecek. İnsanlarla eşleşmek durumunda kalacak. Hem katlanarak devam edecek ve annesi babası vefat etse bile ne olacak biliyor musunuz? Yine ondan istek ve talepleri olan insanlarla eşleşecek. Bu çok yakını olmasa bile. Şimdi bu durumda katlanarak gelmesi, işte bununla her şey olabiliyor. Kendini ifade edemediği için boğazında sıkıntılar olabiliyor, guatr olabiliyor. Ağzında aft bile çıkabiliyor. İşte tiroidleri olabiliyor. Herhangi bir ağzında bir yara bile çıkabiliyor. Evet. Evet, hani dedin ya yaşadığı insan hani dedi ya, anne baba vefat etse de ya da gitse de başka bir şekilde de karşısına çıkıyor. Orada Aynen. Yüzleşemediğin zaman, kendini ifade edemediğin zaman olay çözülmüyor. Onu demek istiyorum. Başka biriyle Evet. ya da annesi aynı olay. O kişi annesiyle babasıyla, bu örnek, sakın bunu şey yapmasınlar, tam tersi de olabilir. Ben açıldım olsun diye bugün bugünkü bana sıcak bir konu olduğu için oradan örnek verdim. Tabii ki bundan sakın yanlış anlaşılmasın. Ben aşırı olandan hani bahsediyorum burada. Hani gücü varken senden sürekli talep edenden bahsediyorum. Evet, evet kesinlikle. Burada Sami bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hani şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın sakın. Onu da Hayır, çok güzel anlattın. Örnekleri de çok güzel verdiğini düşünüyorum. İki Evet. tanesini söyledik. Bedel yasası, yetki Evet. yasası. Şimdi Yetki üçüncüdeyiz.
Yetki ve sorumluluk. Yani yetki varsa sorumluluk olacak kişide, sorumluluk Evet. varsa da yetki olacak. Sorumluluğu alan çünkü ne yapıyor? Zamanla yetkisi olmadığı için öfkeleniyor. Bu dediğim gibi denge olmuyor o zaman. Denge olmadığı için bu şekilde kısır bir döngüye giriyor. Her zaman öfkelenen, sorumluluk alan, yetki alan da ne yapıyor? Zulmetmiş oluyor. Yani sorumluluk, bir kişi sorumluluğu alıyorsa yetkisinin de olması gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Refah yasası geliyor devamında. Refah Evet, yasasında, refah yasası. evet, doğuştan bize verilen bir refah vardır. İmkanlar, para, bolluk, bereket, işler, güzel imkanlar, kabiliyetler. Herkesin birbirinden farklı, dünyada trilyonlarca insanlar var mesela. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden daha kıymetli, içinde kabiliyetler var olarak yaratılıyor. Herkesin de kendi doğuştan verilenler var oluyor. Kimseninki kimseye benzemeyebiliyor. Bazen nasıl diyeyim, aynı kardeşler arasında, ikiz kardeşler arasında bile farklı farklı özellikler oluyor. Şimdi bu doğuştan verilen imkanları, bolluğu, bereketi, parayı, fırsatları biz eğer ben bunu anlayamıyorsam, refaha inanamıyorsam o bana gelmiyor. Refah yasası da bu. Bunun sebebi şu olabiliyor. Mesela anne baba şey yapmıyor, nasıl diyeyim, biraz korkak, böyle hani nasıl diyeyim, o olmaz, bu zaten bize gelmez, işte benim imkanlarım kısıtlı, hani biz zaten yapamayız. Şimdi çocuk büyürken bunları duyuyorsa şöyle bir etkisi olabiliyor: annem babam yapamadı zaten, ben de yapamam gibi. Bazen de şöyle olabiliyor: anne baba çocuğa sürekli işte başarılarını görmüyor, sen yapamazsın, sen işte sen bilemezsin, sen beceremezsin gibi durumlarda, söylemlerde bulunduğu için çocuk kendisine ne yapıyor? Güvenemediği için doğuştan ona verilen imkanları ne yapıyor? Fark edemiyor. Bir cesareti olmuyor. Bir adım atamıyor. Çok önemli bir iş imkanı oluyor mesela. Korkuyor. Belki rezil olmaktan. Evet. Belki işte utandırılmaktan. Bir projesi var mesela. Ne yapıyor? Geri bir türlü adım atamıyor. Niye? Belki o projeyi ortaya sürse utandırılacak, belki beğenilmeyecek, belki tasdik edilmeyecek. Çocukken de işte bunları biz gördüğümüzü ya da duyduğumuzu alıp kabul etmiş oluyoruz. Ama bu döngülerden çıkabiliriz. Sadece biraz cesaretli olmak, biraz işte yani bu duygulardan sıyrılmak gerekiyor. Hani utan, ya beğenilmezsen beğenilme. Hani kendine inanmayı seçmesi gerekiyor. Bak, kendine inanmayı seçmesi gerekiyor. Her gün sabah kalktığında bir hafta boyunca şu şekilde yapabilirler: şurası kendimize inanma yerimizdir. İki parmağıyla şu şekilde yukarı doğru şöyle kaldırıp kendine sabah uyandığında ilk böyle 5 dakika falan şöyle hemen bolluk bereket içinde olduğuma inanıyorum desin. Kendime inanmayı seçiyorum desin. Bu iki parmağıyla, çok güzel. İki parmakla şu evet, alnının yukarı ortasına. Doğru kendime inanmayı seçiyorum. Bak, kendime inanmayı seçiyorum. Bu şekilde yapabilir. Evet. Çok güzel. Evet, bunları not alalım. Yayını birisi kaydedecek mi istemiş. Kendi sayfamda paylaşacağım. Oradan yazabilirsiniz. Evet. Şimdi bu doğuştan verilen refahlar, aynen refah dediğimiz şey, bir algımıza göre biz aslında ne yapıyoruz? O refahı yakalayamayabiliyoruz. İnanmadığımız bir şeyi yani yaşayamıyoruz. İnandığımız şeyleri yaşıyoruz. Beyinde, zihinde bu şekilde çalışıyor. İnanç yasasıyla çalışıyor. Ama kişi acı çekmemek için, hayal kırıklığına uğramamak için ne yapıyor? Kendini inanmaktan vazgeçiyor. Her sabah uyandığında kendime inanmayı seçiyorum deyip şu şekilde yukarı doğru 7 kere falan bu şekilde yaparsa kişi, algısı farklılaşacaktır. Sürekli kendine, kendime inanıyorum, kendimi var etmeyi seçiyorum, artık kendi merkezime geliyorum, kendime güvenmeyi seçiyorum gibi kelimelerle kendini motive edebilir. Yani bu dünyada cesaretli insanlar refah içinde olabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ben şunu seanslarda çok fark ediyorum. Maddiyatın varlığı değil, hissiyatı önemli.
Yani hissedebiliyor muyuz? Bu refahı hissedebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Evet, bir şeyler olabilir. Maddi manevi desteğimiz olabilir. Ama biz bu desteği hissedebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Evet. Şimdi hep bir hikaye var anlatılır. Buna kısaca bahsedeyim. Bir dört tane tavuk şey yapıyorlar. Bir kartal yuvasından yumurtayı çalıyorlar. Sonra bir tane tavuk üzerine oturuyor. Bir kocaman tabii büyük oda. Sonra anne olarak oturuyor. Sonra buradan bir kartal yavrusu çıkıyor. Kartal tavukların arasında şey gibi tavuk gibi büyüyor. Gökyüzünde bir gün işte annesi onu eğitirken gökyüzünde işte yani tavuk gibi yaşıyor kartal. Ama gökyüzünde kartalları görüyor. Annesine diyor ki tavuk olan annesine. Bunlar kim diyor. Annesi de diyor ki onlar diyor onlar gibi uçamazsın. İşte sen bir tavuksun. Senin ataların da deden de anne deden de baba senin baban da hepsi buna özendiler ve uçamadılar diyor. Kartal hiçbir zaman uçamıyor ve bir gün ölüyor. Yazar şöyle diyor. Gömülen işte şeydi ölen tavuktu gömülen kartaldı diyor. Burada mesela hikayede. Hiçbir zaman uçamamış. Tavuk gibi yaşamış. Aslında o kabiliyet vardı onda ama keşfedememiş, değil mi? Evet. Evet. Burada cesaretli olup deneyebilirdi mesela. Bu hikaye benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden hep birazcık modum düştüğünde bunu hatırlıyorum sürekli. Kendimi motive edebilmek için. Neye inanırsak onu Evet. şey yapıyoruz. Yani hiç irdeleme yok yani. Çok az insan irdeler. Çok yani yüzde çok düşük bir rakam insan irdeliyor. Çoğumuz irdelemiyoruz. Ben de irdelemem. Biri mesela benim ablam hep irdeler. Der ki biri bir şey der mesela. İşle ilgili bir şey yapıyoruz. Abla o öyle olmaz. Ben ne derim ki? Ya o öyle olmuyormuş. Şimdi başka bir şey düşünelim. Ablam der ki niye olmuyor? Anlat bana der. Hani ben hemen inananlardanım. Evet, cesaretli olabilmek için biraz kendimize inanç yasasıyla çalıştığınız zihnin cesaretli olduğumuzda bir adım attığımızda gerisinde zaten Rabbim yardım ettiğine hep şahit olduk. Biraz cesur olmak, biraz işte o kabiliyetleri açığa çıkartabilmek, kendi merkezimize gelmek, kendi içimdeki kabiliyetleri çıkartmaya niyet ediyorum gibi komutlarla ne yapabiliriz? Biraz kendimizi adım atmaya cesaretlendirebiliriz ama hep utandırılacağım, kimse beni beğenmeyecek modunda çok içimizde kabiliyetler bile olsa bir adım atmaya cesaretimiz olmayacak maalesef. Evet, en basitinden şey de yapılabilir. Aynada göz temasıyla yapılan niyetler var ya, onu da söyleyebilir misin Semra'cığım? O da çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Evet. Burada da kendimize inandığımızı ve güvendiğimizi söylememiz. Senisi aynaya geçiyoruz. Gözlerimizin içine bakıyoruz. O göz bebeğimizin içine. Seni seviyorum. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Sana teşekkür ediyorum. Sana güveniyorum. Değerlisin, yeterlisin. Ben de varım bu dünyada. Bunu ne yapıyoruz? Çok komik geliyor bazı kişilere. Böyle yıllardır çünkü içimizdeki bu baktığımız kim biliyor musunuz? Aynadaki. Bu baktığımız ruhumuzun penceresi. Baktığımız aslında ruhumuz. Bugüne kadar işte cesaretli olamadık. Bugüne kadar ona değer vermedik. İnsanlar tarafından hor görüldü. Ve biz onu yalnız bıraktık. Kendini yetersiz ve değersiz hissetti. Kendine güvenemedi. Şimdi artık ruhtan özür dileme. Ona seni seviyorum. Seni seviyorum. Yanındayım. Değerlisin. Sana güveniyorum demek zamanı. Artık onu cesaretlendirme zamanı geldi ve aynada gözlerimizin içine bakıp bu ödevi biz danışanlara veriyoruz. Bu Evet, şekilde. çok güzel bir ödev. Bazen danışanlarım yapınca ilk yaptıklarında çok ağlayabiliyorlar. Hani bu zamana kadar neden kendimi bu kadar değersiz görmüşüm diye. Çok güzel bir çalışma, mutlaka not alalım. Kendine orada ağlaması kendine kırgın olduğunu gösteriyor. Evet. Evet, ruh kırılmış içeride, üzülmüş. İçeride bir çatışma var. İçeride bir sıkıntı var. Zaten İçeride hep bir çatışma var. evet. Kalp, ruh, zihin bütünlüğü diyoruz ya o yüzden. Evet. Evet. Gelelim mi diğer şeye, yasaya? Evet. Bu da Üçüncüye refah dedik. Dördüncüsü. ilişkiler yasası. İlişkiler yasası da şöyle. Şimdi beş bende beş karşımdaki arkadaşımdan örnek vereyim. İşte hep ben gidiyorum, hep ben çağırıyorum, hep ben davet ediyorum, sürekli ben ağırlıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben ağırlaşıyorum bu sefer. 5 kere ben ağırladım. Bir kere bile
ağırlamadı mesela kişi. Bu sefer beni değersizleştiriyor. Ben o kişi işte çok emek verdim, çok bedel ödedim diye ne yapıyorum? Ambargo koymaya çalışıyorum. Benim istediğim zaman gelsin, gelsin istiyorum. Ama o kişi de bana artık zaman ayırmak istemiyor. Şimdi bir kere iki kere ben çağırdıysam, bir kere iki kere ben bir şeyler yaptıysam, bir de izin verelim, karşı taraf çağırsın ya da arayalım, ben sana geliyorum. Bir kahve içmeye diyebilir. O şekilde ilişkilerde de çok veren mutlaka ağırlaşıyor, karşı tarafa öfkeleniyor, zamanla kendini de değersizleştiriyor, kendi o kişi tarafından bir kıymeti olmuyor. Hatta o kişi ambargo kesmeye başlıyor. Yani sanki ona aitmiş gibi davranıyor. Çünkü hep ağırladı, hep bir emek verdi, bir şeyler verdiği için ne yapıyor? Karşılık beklenti enerjisi oluyor burada da. Evet. Beklenti, evet, beklentiye giriyor kişi. Beklentiye girdiği için de öfkeleniyor zamanla. Hep ben verdim. Neden insanlar bu kadar nankör? Neden hep beni bunlar buluyor? Hiç kıymetimi bilen kimse yok diye ne yapıyor? Şikayet etmeye başlıyor, suçlamaya başlıyor. Kendine kızıyor. Niye bu kadar yaptım? Niye bu kadar verdim? Hep ben emek harcadım. Hep ilişkilerimde zarar gören ben oldum gibi kendine de kızmaya başlıyor. Yani orada bir öfke enerjisi ürüyor. Burada O da ne yapıyor? Dengeye gelmesi gerekiyor yine. evet. Hani dedin ya mesela 5 kere işte ben çağırdım, hiç o gelmedi. Ay, pardon, hiç o çağırmadı diyorsun ya mesela, kendi kendine kişi öfke enerjisine, kırgınlık enerjisine girebiliyor. Aslında belki karşı tarafın hiçbir şeyin haberi bile yok. Hani Evet. genellikle de böyle oluyor. Şimdi eşler arasında da böyle oluyor. Hep bir taraf çok veriyor. Miktar yasası diye bir şey var. Hemen ona geçelim. Evet. Miktar yasasında da şöyle. Bir şeyin miktarını çoğalttığımızda karşıda eksiltiyoruz. Mesela çok sevdiğimde, çok aşırı düştüğümde, çok ilgi gösterdiğimde %100'lük bir kota düşünelim. Burada %70-80'lik kısım bende ise şimdi karşı tarafı eksiltmek durumunda kalacağım. %70 ben sevdim. Eşime %30'luk kısım kaldı. Burada da işte daha sonradan %30 bana yetmeyecek. Kızmaya başlayacağım. Yine öfkelenmeye başlayacağım. Ben o kadar değer verdim. O kadar emek verdim. O kadar zamanımı verdim. O kadar kıyım. Ama karşılığında hiçbirini göremedim demeye başlayacağım. Yani burada miktar yasasında da fazlalaştırdığımız her şeyi de karşı tarafta eksiltiyoruz. Hepsi, her şey bunun içinde. Mesela diğer şeylerde de hani bir tek bunda değil. Mesela sorumluluğu çok aldım. %80 sorumluluk bende ise geri kalıyor. Eşime ya da çocuklara %20'lik kalıyor. Çok çalışkanım mesela. Bazı çok çalışkan annelerin, babaların çocukları mesela çok şey oluyor. Sorumsuz oluyor. İşte %20'lik, 10'luk kısmı o evdeki çocuğa kalmış oluyor. O zaman ne yapacağız diye bir soru gelebilir. İşte %50'ye çekeceğim kendimi. Sevgide olsun, çalışkanlıkta olsun, sorumlulukta olsun. Bazen şöyle oluyor. Danışanlarımda çok rastlıyorum bunu Esma Hocam. Ses geliyor değil mi? Evet. Diyor ki Duyuyorum, duyuyorum. mesela ne Görmek yapayım isterim. hocam diye yapmıyor diyor. Mesela ben erkek işlerini yapmak durumunda kaldım diyor. Hani eşim yapmıyor diyor. Sen %50'ye bir gel bakalım. Ben bunu yapamıyorum diye güzellikle, kolaylıkla ve sağlıkla kendini bir ifade ettin mi? Bunu söylemen gerekiyor. Söylemediğin zaman bu sıkıntı olacak. Katlanarak yine gelecek. Peki böyle bir eşini niye hayatına çektin? Çünkü bazen tabii ki şöyle oluyor. Şimdi hanım diyor ki eril enerji üretiyor hanım. Her şey de aynı değil ama bakın bir tane örnek veriyorum şimdi. Örneklendireceğim bunları. Diyor ki mesela ben çok güçlüyüm. Eril enerji ürettiği için evdeki bayan. Ben güçlüyüm. Ben bunları zaten hallederim. Ben bunları yaparım diyor. Erkeğin zihnine de bu gidiyor. Şimdi diyor ki zaten diyor evde hanım bunları hallediyor. Diyor kendini geri çekiyor. Evet, ona bir şey kalmıyor. Ona iş kalmıyor. Evet. Şimdi bütün sorumluluğu almış oluyor. Bu bayan dişilden değil de erilden artık yükselmiş. Çaba enerjisinde bu kişi. Ben zaten yapacağım. Ha, bilinci belki bunu diyor ki eşim yapsın diyor ama alt bilinç diyor ki ben güçlüyüm. Ben diyor yaparım zaten. Ben bunları göğüs gererim diyor. Eşi de zihinler konuştuğu için diyor ki bu hanım zaten bu işleri halledecek, gerek yok diyor. Şimdi burada ne yapabilir? Şimdi dediğim gibi kendine yine komut verecek. Eşime kaptırdığım dişil enerjimi, dişil enerjimi geri çekiyorum. Eril enerjimi babamdan ve eşimden aldığım
eril enerjimi sahibine iade ediyorum diye bilinçaltına komutlar verebilir. Bir 40 gün yapabilir bunu. Her gün bir sanki kendine komut verebilir. Bir 21 günde çünkü beyin bir şey öğreniyor. 40 günde de kalp hale dönüştürüyor. Yani bir şeyi davranışa dönüştürebilmek için 40 gün emek vermek gerekiyor. Bu şekilde evet. Yapabilir. Yine kendini ifade etmesi gerekiyor. İşte ben bundan rahatsız oluyorum. Ben işte yapamıyorum artık. Benim gücüm yetmiyor gibi kendini ifade etmesi gerekiyor kişinin yine. Burada ilk başlarda dediğim gibi şey olabilir. İtiraz edilebilir. Hayır sen zaten yapıyordun diye. Çünkü alıştırdık ya. Bir şeylere itiraz edecekler o yüzden. İlk zamanlar ama kendimizi evet kendimizi suçlamadığımız zaman yine sıkıntı olmayacak. Onu söyleyeyim. Bir zaman sonra alışacaklar. Bir zaman sadece süreçtir bu. Bu şekilde yapabilir evdeki hanım. Çünkü yaptıkça nankörleştiriyoruz. Aynen o bedel yasasında anlattığım gibi nankörleştiriyoruz ve bizde de öfkeler birikiyor. Sonra bu evin içinde savaş çıkıyor. Beyinler savaşıyor. Sonra da artık daha şey olmuyor. Yani ilişki sarsıntı geçiriyor. Daha toparlanamıyor. Ama kendini dengeye çekebilirse, hani yaptığı bazı şeyleri eşine bırakabilirse kişi, evdeki hanım ve kendini güzellikle ifade edebilirse, ben artık bunu yapamıyorum, benim gücüm yetmiyor deyip kendini de suçlamazsa, çünkü suçladığı zaman karşıda onu suçluyor. Onun duygusuna hizmet etmek durumunda kalıyor Esma Hoca. Hep bütün yasalardaki ortak sorun hep ifade edememe. Farkında mısın? Korkuyor çünkü ifade edemiyor. Kaybetmekten korkuyor, sevilmemekten korkuyor. Evet, evet. Reddedildiğim acı çekerimizi görün diye korkuyor. Ama kadar basit bir şey aslında. Ama ifade edemeyebiliyoruz ki çoğu kişi, hiçbirimiz ifade edemiyoruz. Biz bu eğitimlerde tabii ki detaylı bir şekilde böyle nasıl sınırlarını koyabilirim, hududumu nasıl çizebilirim, dengeye nasıl gelebilirim, bu yasaları falan hepsini anlatıyoruz. Zaten sorunlar buradan başlıyor. Daha sonra fizik bedende hastalık olarak bize dönüyor. İlk başta buradan başlıyor yani. Şey olmuyor. Hani direkt fizik bedende bir şey olmuyor. Bu yasalara uymadık. Dengede kalamadığımız için zamanla ne yapıyoruz? Hasta olmak durumunda kalıyoruz. Evet. Dedik yetki ve sorumluluk yasasını, ilişkiler yasasını da anlattık. Gelelim başka miktar yasasını da anlattık. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Benim yazdığım soruların hepsinin cevabını verdin. Ben seni göremiyorum. Kendi çapımda eğleniyorum şu an. Evet, şeysin, farkındayım. Mimiklerim bir tık donuk. Farkındayım. Beni göremedin. Hani böyle siyahlığa konuşuyorsun. Toprak elementiyim ya ben. Şimdi zaten donukum normalde. Toprak elementi sevince belli olmaz. Üzülünce anlayamazsın. Sevindiğini anlayamazsın. O öyledir. Biraz toprak gibidir. Toprağın altında bir sürü hazineler oluyor da işte bazen depremler oluyor da üstünde hiçbir şey gözükmüyor ya. Ben de öyleyim. Biraz yapacak bir şey yok. Herkesin izniyle evet. Elimde değil, bu kadar oluyor. Hayır hayır. Çok güzel. Çok güzel anlattın. Soruları, örnekleri çok güzel verdik. İyi ki geldin yani. Çok böyle çok püf noktalara dokunduğumuzu düşünüyorum. Bu yasalar tam böyle hayatımızın baş tacı olması. Evet, bunları zaten öğrenebilirse kişi hayatını düzene sokabiliyor Esma Hocam. Onu fark ettik biz. Evet evet, kesinlikle. Çok önemli. İki yasa daha anlatabilirim. İki yasa daha anlatayım mı? Tabii. Vaktim var mı? Tam da bitirsek güzel olur. Anlatabilirsin. Yetişir. Evet, etki ve tepki yasası. Baş. Etki ve tepki. Çok güzel. Evet. Şimdi bak. Burada çoğu zaman etki benim burada anlatmam diye düşün. Tamam. Buradaki izleyicilerin de verdikleri tepki oluyor. Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Kimisi işte ne bileyim şu eşarbı takmış diyor. Kimisi ne bileyim bir şeye takılabiliyor. O kendi tepki, kendine ait bir şey. Hani buradaki etkiyi ben konuşarak veriyorum. Tepkiyi de kişi kendi algısına göre veriyor. Evet. Olaylarda da böyle. Şimdi etki tepki insanı diye bir şey var. Bu da şöyle oluyor. Baksın kendine. Mesela bir şey öfkelendi. Bu ben miyim diye bir sorsun. Buna aynı şekilde öfkeli, annem de öfkeleniyordu. Ya da babam da öfkeleniyordu. Bu işte sen değilsin. Burada anneni kopyaladın. Burada etki tepki insanı oldun yani. Yani ne gördüysek onu aldık. Evet evet. Annem de bu olaya karşı, babam da bu olaya karşı ya da televizyonda izlediğim filmde böyle bir olayda
şöyle bir tepki veriliyordu deyip copy paste yapıyoruz. Evet, Bakayım, bir bakalım. Bakayım, böyle bu tepki bana veren geldi. Bu bu yasa bana geldi sanırım. tepkiyi veren kim? Bu ben miyim? Baban da böyle durumlarda böyle davranıyorsa bu sen değilsin, bu babansın. Baban. Tamam, sen o olaya kendincesini tepkisini vermek zorundasın. Bu da algımıza göre oluyor. Bu Evet. olayda, evet bu olayda aynı şekilde tepki veren kimdi? Şimdi hiç bir zaman şöyle sınırımı çizdim. Bir olay karşısında mesela ne yaptım? Etkiyi değiştiremiyoruz. Değiştiremiyorsam, şimdi etki eşim. Eşimi değiş, etki annem. Annem böyle bir insan, babam böyle bir insan, eşim böyle bir insan. Şimdi eşini, anneni, çocuğunu, kayınvalideni değiştiremiyorsam, bu evliliği bitiremiyorsam, annemi, babamı zaten hürmet göstermek, saygı göstermek zorundayım. Köklenemem yoksa, anne babam işte tepe çakram tıkanır, babamla aram bozuksa. İşte şey gelmez, yani Allah'tan ilahi kaynak gelmez. Köklenemem annemle aram bozuksa. Yani bunları zaten hürmet göstermek zorundayız. Şimdi onları değiştiremiyorsan, etkidir bunlar. Etkiyi değiştiremiyorsan tepkimi değiştireceğim. Tepki de bakış açımı değiştireceğim aslında olayları. Çok güzel söyledin. Bir de Yani orada bakın bu. kendimizi farkına varacağız. Sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde, duygusal işte kırıldığımızda vesaire vesaire. Bu duygu bana mı ait? İlk önce buna bakacağız. Bir bak bakalım. Aynı olay karşısında annen, baban ya da ne bileyim filmdeki o oyuncu öyle mi davranıyordu da sen oradan copy face yaptın. Sana Evet. ait olmayan bir şey zaten üstünde ağırlık yapıyor Esma Hoca. Sana ait olmayan bir şey şey duruyor, eğreti duruyor. İçinde bir böyle bir huzursuzluk, bir gerginlik. Hani o yüzden bu olay karşısında ben gibi davranmalıyım. Evet, etkiyi değiştiremiyorsam tepkimi, bakış açılarımı değiştireceğim. Bakış açımı değiştirmemin bana ne faydası var? Çünkü etkiyi değiştiremiyorum. O yüzden tepkiyi değiştirmek, verdiğim tepkiyi değiştirmek zorundayım. Şu an Ankara'dayım mesela. Ordu Ünye'liyim. Ünye'de yaşamak istiyorum ama Ankara'ya karşı Ankara bir etki benim için. Ne yapacağım şimdi? Ankara'ya bakış açımı değiştireceğim. Ankara'nın güzelliklerini fark edeceğim. Şükredecek olaylar. İşte burada da şöyle imkanlar var da ben de zaten şöyle mutluyum da benim burada çocuklarım var da benim işte. Yani orada etki Ankara'ysa tepkim işte ben burada olmak istemiyorum tepkisiyle kalırsam Ankara benim için karanlık bir yer olur yani. Evet. Ol Evet, yani bunu tepkimi şu değiştireceğim. şekilde diyebiliriz. Yani aklımıza bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Olduğun durumu kabule geçiş, teslimiyet. Evet, tepki bu. Bir etki tepki insanı mıyım? Bir ona bakalım. Burada söylemek istediğim o. Bir de etkiyi değiştiremiyorsam, eşim etkidir mesela. Tepkimi değiştireceğim eşimi. Ankara bir etkidir. Tepkimi değiştireceğim. Bakış açımı değiştireceğim. O zaman işte hayata tutunabiliyorum. Evet, o Benim zaman için artık yük güzelleşiyor. olmuyor. Benim için yük olmuyor artık. Evet, çok güzel söyledin. Yük olmuyor. Öbür türlü hani Zeynep Hocam diyor bacağımıza sıkıyoruz diye. Yoksa bacağımıza sıkıyoruz. Evet. Şimdi algılama ve aktarma yasasından da bahsedelim. Evet. Algılama ve aktarma yasası da şu şekilde. Algı, şimdi ben burada ne kadar ne anlatırsam algıyım, her anlatayım. Burada herkes kendi algısına göre anlayacak. Herkes ama. Herkes %80'lik herkesin kendi algısı, %20 benim anlattıklarım. Evet. Evet, aktarma, evet algılama ve aktarma yasası da bu oluyor. O yüzden eşim bir şey dediği zaman, annem bir şey dediği zaman, çocuğum bir şey dediği zaman ben algıma göre tepki veriyorum. Yani %80 bende oluyor, %20 oradaki aktarma kısmında oluyor. O ne Evet. demek istedi? %20 yani. Karşı ne demek istedi? %20. Benim algıladığım %80 kısmı oluyor. Burada da ne yapacağım? %80'lik kısımda bendeyse o zaman algımı yönetmeyi öğreneceğim. Duygularımı yönetmeyi öğreneceğim. Belki öyle demek istemedi. Algıma göre anlayacağım. İçimde öfke varsa, içimde değersizlik duygularım varsa, yetersizlik korkularım varsa, sevilmeme duygularım varsa, kaybetme korkularım varsa ne yapıyorum? Karşıdakini ona göre algılıyorum. Ona göre söylenen sözleri bu duygularım
bu duygularım çerçevesinde. Bir şey söylendi, yetersizlik duygum var, beyin inmeme korkum var. Diyorum ki sesin kesildi şu an. Algım bu ya. O yüzden bunu böyle hissediyorum karşıdaki. Burada ne yapmamız gerekiyor evet. Peki? Evet, öfke, değersizlik, kaybetme korkuları, sevilmeme duyguları, yetersizlik duygularını dönüştürmemiz gerekiyor. Bu duygular bendeyken algım hep bu duygular çerçevesinde olacak. Kim ne derse desin bu şekilde algılayacağım. Burada çok detaylı, çok da güzel anlatsam, herkes, burada kaç kişi var? Herkes farklı, kendi algısına göre anlayacak. Evet, bunu ben her seferinde çok şaşırarak izliyorum. Geçen gün işte kuzenimle oturuyorduk. İşte yaşadığı bir sorunu anlattı. İşte mesela farkını derse alalım ki bir daha yaşamayalım diye. Biz de dedik ki hani ders ne ki acaba diye düşündüm. Hani sence ders ne dedim. Bana öyle tuhaf bir şey söyledi ki şok oldum. Ben dedim ki yaşadığın olaydan çıkardığın ders bu mu dedim. Ne alakası var ya dedim. Ders budur dedim. Yani bana göre alması gereken ders o ama onun aldığı ders bambaşka bir şey. Herkes kendi algısına, kapasitesine göre algılıyor. O yüzden insanlara takılmıyoruz. O yüzden onun algısı o deyip geçmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada benim anlatmak Evet. Ağzını verdim. Çok Sema, Semra güzel. Hocam, dönüştürme kısmında sesin kesildi. Orayı bir kısa tekrar alalım mı? Dönüştürme kısmı. Evet. Şimdi burada bu akşam anlatmak istediğim nasıl dengeye gelebilirim? Nasıl sınır koyabilirim? Bir şeyi fazla mı verdim? Çok mu verdim? Yani bir sorun karşısında ben fazlalaştırmışım da mı bu sorunu yaşıyorum? Dersimi almam gerekiyor. Kendi merkezime gelmem gerekiyor. Sınırlarımı, hududumu çizmem gerekiyor. Yani sınır ve hudutlarımı bilirsem, miktarı az mı, çok mu bir bakarsam, onun için mi bunu yaşadığımı anlarsam dersimi almış oluyor. Tekrar da bu sınav gelmemiş oluyor. Yani sınavımı kendi üstümden kaldırmış oluyorum dersimi aldığım zaman. Dersimi alma kısmı burası yani aslında. Evet. Dengeye gelemediğim, dengede olamadığım için, aşırı gittiğim için bunu yaşadım. Miktarı fazla olmuş deyip dersimi alabilirsem bu durumu şifalandırıyorum. İlişkilerde yasalar bu. Evet. Esma Hocam ses geliyor mu? Evet evet geliyor. Çok güzel anlattın. Evet, Çok bu güzel de akşam özetledin. anlatmak istediğim buydu. Evet. Evet ya bir ilişkide yani bir hayatımızda yaşadığımız sorunlardaki bütün püf noktaları verdiğini düşünüyorum. Bedel yasası, yetki ve sorumluluk yasası, refah, ilişkiler, miktar yasası dedik. Son iki tane ekledik, onları not alamadın. Yani Evet. bütün yaşadığımız sorunlarda etki tepki tepki. yasası, algılama ve aktarma yasası. Evet çok güzeldi. Yani çok gayet özet ve püf noktalarla nokta atışı yaptığını düşünüyorum. İnşallah kolaylıkla ve sağlıkla anlaşılır olmasına niyet ediyorum. İnşallah. Faydalı olmuş, niyet ettik. Benden Çok bu kadar. teşekkür Soru var ederim. mı? Çok Soru teşekkür varsa alalım, ederim. kapatabiliriz. Bir saat oldu mu? Tamam. Tamam bir tane soru alalım varsa. Sen görebiliyor musun soruları? Aha, görüyorum soruları. Tabii soruyu yazmak da biraz uzun sürüyor. Bir bakalım. Yukarıdaki sorulara cevap vermiştik sanırım. Konuyla alakalı olan sorulara. Çiçek gönderiyorlar. Çok teşekkür ederim Semra Hocam. İyi ki Biz de geldin. gönderiyoruz. Biz de gönderiyoruz. Ben teşekkür Evet. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Böyle karanlığa Ben doğru iyi teşekkür akşamlar diliyorum. Olsun. Bugün böyle olması gerekiyordu. Olsun. Kabul ederiz. Aldık kabul ettik. Öptük başımızın üzerine koyduk. Herkese iyi geceler diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.
Hazır mısın kendini ertelemekten vazgeçmeye? Sana gelen fırsatları kolaylıkla ve sağlıkla değerlendirebilmeye? Hazır mısın geçmişin gölgelerinden kurtulup kendini keşfetmeye? Duygularının sana gelen birer işaret olduğunu öğrenmeye? Nefes 21 Akademi farkındalık ve dönüşüm eğitimleri başlıyor. Hadi kendine doğru bir adım at ve aramıza katıl. Hayatı mutlu ve huzurlu yaşamak senin hakkın.